Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Siz sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. modellerimi yakın çekimlerini görmek için Marifetli Kankiler Instagram hesabımdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Özellikle böyle kreplere, namaz örtülerine yapabileceğiniz harika bir boncuklu oya modeli anlatmak istiyorum inşallah. Bugünkü modelimiz biraz ağır bir model hanımlar. Ağır ama tek seferde ilerlemesi çok güzel ama çok ağır ilerliyor. Tek seferde gidiyor ama ağır ilerliyor. Bu modeli normal dört kenar yazmalara çok tercih edilsin istemiyorum açıkçası böyle krepleri hani iğne oyası bilmeyenler için işte iğne oyasına hani krepleri böyle biraz fiyatları yüksek ona gücü yetmeyenler açıkçası bu modeli o şekilde kreplerde uygulayabilirsiniz gerçekten iğne oyasından farksız bence diye düşünüyorum sizlere de bu modelin anlatımını yapmak istiyorum. Modelimize bir hayli fazla boncuk gider hanımlar. Hemen hemen şöyle bir top boncuk anca yeter diyebilirim. Çünkü modeli örüp bitirmedim. O yüzden ne kadar boncuk gider diye tahminimce. Mesela bir köşeye iki yani bir kenara üç salkım bile boncuk gidebilir. Böyle hani sizlere söyleyeyim. Çünkü örüp bitirmediğim için sadece tahmini bir fiyat şey tahmin veriyorum burada. Yazmam Reyyan marka taş rengi. Kodu 03 hanımlar yazmamızın. ipimizin de Leylak marka yine kodu 03 numaralı ip. Leylak markada birebir uyumlu şahane bir ip numarası diyebilirim. Boncuklarım da hanımlar böyle fuşya desem fuşya değil. Böyle canlı bordoya benzeyen de bir renk. Çok tatlı bir boncuk rengi. Bunu böyle çok hoşuma gitmiş. Çarşıda almıştım bir modelimde denerim diye. Bunu da bu şekilde taş renginde denemeyi sizlere uygun gördüm. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, bu modeli devam ettirmeyeceğim bu yazmaya Elimde de bu şekilde 3 zincirle tığlaması yapılan bir yazmam vardı. Bu yazmaya da modelimi başladım sizlere göstermek için. Yazmamın tığlaması 3 zincirli hanımlar. İp numaramda 21 numara tığ kullanıyorum. Pardon, ipimi ip dedim tığ. 21 numara tığ kullanıyorum modelimi de şu şekilde hanımlar başlangıç yaptım şöyle göstereyim sizlere modelin Hani sonunu görmeden başında modeli görebilirsiniz Hani ne yaptığımızı görelim hep beraber modelimiz bu şekilde tek seferde tamamlanıyor O yüzden tek seferde olması gerçekten güzel Ama dediğim gibi çok ağır bir model dört kenarlık bir yazmada çok ağır olur diye düşünüyorum ama bu şekilde ağır oya isteyenler için tabii ki tercih edilebilir ağır ilerler, Dışarıya ücretli yapmak isteyenlere de bu modeli kesinlikle ucuz söylemeyin. Şu kadarcık yaptığım yer bile o kadar çok zamanım aldı ki arkadaşlar gerçekten çok ağır ilerliyor. Modelimin başlangıç noktası kafa karıştırabileceği olduğu için ilk başından sizlere modeli göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Modelin başlangıcını şöyle bir gösterip geri örmüş olduğum yere döneceğim hanımlar. Oradan göstereceğim çünkü boşuna buradan da örmüş olmayayım. Örmüş olduğum yerden en azından örmüş olayım. İpinizi bu şekilde tığımıza sabitledik. İpimizle tığımızı bir iki tane mil üstü alıyorum. Buradan herhangi başlayacak olduğum tığ batısının içinden giriş yapıyorum. Önce iki sonra iki sonra iki gördüğünüz gibi ilmeği hiç uzatmadım. İki ilmek aldım ama çok uzatmadım. Burada dibi sıkı olsun istediğim için bir tane zincir çektim. Burada ilmeğimi alıyorum. Bakın ilmeği aldıktan sonra şöyle orta ayarda bir örümcek çektim. Bakın şuradaki örümcek gibi düşünelim. Bakın şuradaki yapmış olduğum başlangıç noktasını düşünelim. Bakın buradaki örümcek gibi örümceğimi çektim. Bir tane, iki tane mil üstü alıyorum. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battısından giriş yapıyorum. Önce iki, sonra iki, sonra iki bu şekilde başlangıç noktamı sanımlar. Burası biraz gergin oluyor gibi gelir belki size ama kesinlikle gergin olmuyor. Üstünü yaptığınız zaman bu gerginlik gidiyor. Bir mülüstü alıyorum ve buradaki fıstığı yapıyoruz. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 9 tane bu bu ilmekleri bu şekilde topluyorum. Kapatıyorum. Ve buradan 7 tane zincir çekip şu gülünü yapmaya geçiş yapıyoruz hanımlar. Şuradaki gülü yapmaya geçiş yapıyoruz. Yani başlangıç noktamız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tekrardan başlangıç noktamız bu şekilde. Şimdi burayı ben sökeyim. Ee, örmüş olduğum yerden devam ettireyim. En azından e, boşuna oradan e, örmüş olmayayım. Şimdi hemen başlangıç noktasını gösterdim arkadaşlar. Buradan da hemen bakalım. Yine o başlangıç noktasında olduğumuz gibi bakın ilmeğimizi yapmışız, örümceğimizi çekmişiz. Bir tane, iki tane mil üstü alıyorum. İki tığ battısı atlıyorum. Bakın buradan önce iki sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeğimi tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Hafif ilmeğimi uzatıyorum. Bakın burada ilmeği aldım kapattım. Bu ilmeği elimde tutuyorum. Aldım bu şekilde kapattım, elimde tutuyorum. Bu şekilde burada 8 veya 9 tane ilmek yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane bu şekilde ilmeklerimi doldurdum. Hepsini bir çekişte bu şekilde çekiyorum ve kapattım. Bakın hanımlar bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Burada 7 tane zincirimi çektim. Şöyle hafif dönzeriyorum. Hemen yapmış olduğumun dibinden giriş yapıyorum. Buradan da o kadar sıkı yapmışım ki tığı batırmakta zorlandım açıkçası. Buradan giriş yaptım. Tekrar şöyle dönzeriyorum. Bir zincir çekip çekmiş olduğum zincir halkasını içinden bu şekilde giriş yaptım. Bakın hanımlar. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra elimize bu şekilde bir küçük meyve suyu pipetlerinden. Bu ilmekler çok uzun olduğu zaman güzel durmaz. Aslında bu pipeti kullanmadan da yapabilirsiniz ama ilmekleriniz aynı ölçüde olmadığı için Küçük meyve suyu pipeti kullanmanızı öneriyorum. Kalem kullanırsanız çok geniş düşer, oyanız daha çok kaba düşer. Bu küçük meyve suyu ile çok daha güzel, kibar düşüyor. Buradan hemen tekrar ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde kapatıyorum. Pipete taktım. İlmeği aldım, bir kapattım. Pipete taktım. İlmeği alıyorum, bir kapattım, taktım. 4 5 6 7 8 9 10 Burada bu şekilde hanımlar tekrar bir daha sayalım yanlış olmasın. 3 6 ve 10 tane. 10 tane ilmeğimizi bu şekilde doldurduktan sonra tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Tekrar aynı yerden giriş yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bu ilmeklerimin ebatında olacak şekilde bir örümcek yapıyorum. Bakın hanımlar. Şöyle örümceğimizi görelim. Örümceğimi yaptım. Buradan ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Pipetlerimizden ilmekleri çıkarttım bakın hanımlar. Şimdi hepsini arasına teker teker bu şekilde ilmekleri alarak bir zincir çekerek devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeği aldım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeği aldım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmekten giriş yapıyorum. Bakın burada 10 tane ilmeğimizi bu şekilde her birinin arasına bir zincir çekerek devam ettiriyoruz. Model çok kolay ama aslında hanımlar çok ağır ilerliyor inanın ki. Bir zincir çektik. Mesela ilk başında olsaydık buraya bağlantı yeri olmadığı için hiç bağlantı yapmadan geri dönecektim. Tıpkı şuradaki gibi bakın hanımlar. Şuradaki gibi. İlk başlangıç noktasında bağlantı olmayacağı için buradan geri dönüp hemen boncuğumuzu takmaya başlayacaktık şimdi örmüş olduğum yerden devam ettirdiğim için ne yapıyorum 3. bakın 1 2 değil 3. zincirin şeyini boncuğun arasından buraya giriş yaptım buradaki bağlantıyı kurdum bir zincir çekiyorum geri döndüm ilk ilmeğin arasından giriş yapıyorum şu şekilde arkadaşlar İlk ilmeğin arasından giriş yaptım. Hiç zincir çekmeden direkt 3 tane boncuk aldım. Bu şekilde aynı ilmeğin arasından tekrar geri giriş yaptım. Sonra yanındaki ilmekten aradan yani giriş yaptım. 3 tane boncuğumu alıyorum. Ve kapattım. Sonra hiç zincir çekmiyoruz burada. Yanındaki ilmeğin arasından giriş yapıyorum. Boncuğu aldım bu şekilde kapattım. Bakın aynı yerden giriş yaptım. Sıradakine geçiş yapıyorum. Sıradaki girme geçiş yaptım. Boncuğu aldım, kapattım. Aynı yerden giriş yaptım. Sonra sıradakine geçiş yaptım. Boncuklarımızı alıyoruz, kapatıyoruz. Her birinin arasına Batarak üçer tane boncuk alıyoruz ve aynı yerden sabitledikten sonra yanındaki ilmeğin arasına geçiyoruz. Modelimiz kolay, tek seferde gidiyor, sadece çok ağır ilerliyor. Ona göre de bir fiyat biçersiniz. Ben şu an buna ne fiyat denir inanın bilemiyorum. E, bu modeli ilk defa yapacak olanlar bence biraz ilerletip ondan sonra fiyat bitseler diye düşünüyorum. Gerçekten model ağır ilerlediği için. E, bir topa yakında boncuk girecek diye tahmin ediyorum. Çünkü bakın bir tane güle kaç tane boncuk koyuyoruz hanımlar. Boncuğumuzu da aldık. Her birinin arasına girerek. Yani bu ilmekler 10 tane oluyor arkadaşlar. 10 ilmek olduğu için tepesindeki boncuklarda 10 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu bakın. Son boncukları da alalım kapattık Pardon yandakini batacaktım yandaki ilmeğin arasına girmeden hemen boncuklar aldım son ilmeğin arasına da bu şekilde giriş yapıyorum ve şimdi boncuklarımızı alıyoruz aynı yerden tekrar giriş yaptım bir tane zincir çektim ve böylelikle bunu tamamladım hanımlar bakın bu gülümüzü de tamamladık Şimdi burada hiç zincir çekmeden iki tane mil üstü alıyorum. Burada arkadaşlar bakın şöyle iki tane mil üstü aldım. İki tığ battısı atlıyorum. Üçüncü tığ battısından giriş yapıyorum. Tığlamanız iki zincir olursa üst tane tığ battı atlayabilirsiniz. Benim tığlamalarım üç zincir olduğu için iki tane atlamak tam ölçüsü ideal oldu. Şimdi buradaki ilmeği tamamladım bir zincir çektim bakın gülü de tamamlamış oldum yine orta boyda bir örümcek yapıyorum örümcek yaptım bir mil üstü alıyor iki mil üstü alıyorum iki tığ battısı atlıyorum üçüncüden giriş yapıyorum önce iki sonra iki sonra iki bu şekilde burada tekrar bir tane daha güle başlangıç yapalım boncuğuna filan sonra bırakalım arkadaşlar yeterli geleceğini düşünüyorum bir tane zincir çektim burada hemen hızlıca burayı hızlandırayım biraz çünkü bura anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Buradaki ilmeklerin sayısı 8 veya 9 olabilir. Şöyle bakın 8 tane 9 tane ilmeği yaptım kapatıyorum 1 2 3 4 5, 6, 7 zincir çektim şöyle dönzeriyorum hemen buradaki fıstık yapmış olduğumuz fıstığın dibinden giriş yapıyorum kapattım ve şu ilmeğin içinden giriş yaptım. Zincirin içinden girdikten sonra şimdi tekrar pipetimizi elimize alıyoruz. 10 tane ilmeği pipete takıyoruz arkadaşlar. ilmeğimizi alıp hemen bu ilmeği alıp bir kapatıp hemen takıyorum. Bunu şimdi birazcık hızlandırayım ben. Şimdi burada 10 tane ilmeği bu şekilde pipete doldurdum arkadaşlar. Bakın bu şekilde pipetimize 10 tane ilmeğimizi doldurduktan sonra tekrar dibinden giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeklerin ebatında bir örümcek yapıyorum. Bakın şöyle örümceğimin ebatını şöyle sizlere daha net göstermek istiyorum. Bakın şöyle ilmeklerimin ebatında. Şimdi ilmeklerimizi buradan şöyle çıkarttım bakın hanımlar. Ilmekleri çıkarttım. Şöyle hafif örüyorum Şimdi her bir zincir çektim örümceği yaptıktan sonra ilk ilmekten giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. Her bir ilmeğin arasında bir zincir çekiyorum ve bütün ilmeklerin arasında teker teker ilmekleri batarak devam ettiriyorum. Şu mesela dönmüş. Döneni biraz düzeltelim. Ve bütün ilmeklerin içinden bu şekilde giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi üçüncü boncuğun tek arasından şöyle giriş yaptım. Bakın şurada üçüncü boncuğun arasından giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde geri dönzerdim. Bakın geri dönzerdim. Burada hemen 3 boncuk aldım. Kapatıyorum. Ve sıradaki ilmeğe giriş yaptım. Sıradaki ilmeğe giriş yaptım, ilmeğimi aldım, bu şekilde kapattım. Sonra sıradakine. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Modelimizi bitirdikten sonra ütüsünü bekletmeyelim. Ütü yapmadan önce de kesinlikle el ütüsü yapalım. El ütüsü nasıl yapmamız gerekiyor? Modelimizi bitirdik, şu şekilde bir elinizle şunun dibinden diğer elinizle de bu şekilde. Modelimizi düzenleyelim hanımlar. Şurasını böyle sıkı olması için ve ilmeklerin düzgün durması için bir el ütüsü yapalım. Ondan sonra modelimizi hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurabiliriz. Gerçekten şahane bir model. Ben çok beğendim bu model hanımlar. Tek seferde gitmesi özellikle namaz örtüler ve kreplerde kesinlikle tercih edilmesi gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Normal günlük kullanmaya yapılabilecek yazmalara gerek olmadığını düşünüyorum. Alacak olanlar için bütçesi açısından yüksek bir mevla olur bunun fiyatı. Çünkü düşük olmaz. Gerçekten ağır ilerleyen bir model. Çok boncuk giden bir model. Özellikle kreplere yapmanızı öneriyorum. Mutlaka bu modeli yapıp etiketlersiniz Instagram hesabımı. Ben de görmüş olurum inşallah. Ama ben bu modeli inşallah e kızlarımın cezine krep için yapmak istiyorum. Allah nasip ederse tabii ki. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.